billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme entel mun'imul muftilul kadirul kahirul muktedir el kuddus fi nuril kuds. Raddeyte bil izz vel ala ve teazzarte bil azameti vel kibriya ve teğşşeyte bin nuri vel ziya ve tecellelte bil mehabeti vel behâ lekel mennul kadîm ve sultanu şâmih vel mulkul bâzih vel cûdul vâsi' vel kudretul kâmile vel hikmetul bâliga. فلك الحمد على ما جعلتني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل بني آدم الذين كرمتهم وحملتهم في البر والبحر ورزقتهم من الطيبات وفضلتهم على كثير ممن خلقت تفضيلا وخلقتني سميعا بصيرا صحيحا سويا سالما معافى ولم تشغلني بنقصان في بدني عن طاعتك ولم تمنعني كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي في الدنيا والآخرة رزقا وفضلتني على كثير من خلقك تفضيلا فجعلت بي سمعا يسمع آياتك وعقلا يفهم الإيمان بك وبصرا يرى قدرتك وفؤادا يعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك فإني لفضلك علي حامد ولك نفسي شاكرة وبحقك شاهدة فإنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في أي وقت ولم تنزل بي عقوبات النقم ولم تمنع عني دقائق العصم ولم تغير علي وثائق النعم فلو لم أذكر من إحسانك إلا عفوك عني والتوفيق لي والاستجابة لدعائي حين رفعت صوتي بتوحيدك وتمجيدك وتحميدك وإلا في تقديرك خلقي حين صورتني فأحسنت صورتي وإلا في قسمة الأرزاق حين قدرتها لي لكان في ذلك ما يشغل شكري عن جهدي فكيف إذا فكرت في النعم العظام التي أتقلب فيها ولا أبلغ شكر شيء منها فلك الحمد عدد ما حفظه علمك وعدد ما وسعته رحمتك وعدد ما أحاطت به قدرتك وأضعاف ما يستوجبه جميع خلقك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. 65. ayet. Ad halkına da kardeşleri Hud'u elçi olarak gönderdik. Ey halkım dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin ki ondan başka tanrınız yoktur. Hala ona karşı gelmekten sakınmayacak mısınız? Açıklama. Ad kavmi Güney Arabistan'dan başlayarak Doğu Arabistan'dan Irak'a kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada hüküm süren bir devlet kurmuştu. Hazreti Hud aleyhisselama ait olduğu söylenen bir kabir Hadramut tarafında bulunmaktadır. 19. asrın ortalarında bulunan kitabelerde Hazreti Hud'dan bahseden metinler bulunmuştur. İlk Ad kavminin soyunun kurulduğu
Hazreti Hud'a inananların ise felaketten kurtulup Ad adıyla devam ettiği anlaşılıyor. Milattan önce 1800 yıllarında yer almış bir kitabede Hazreti Hud'un bağlılarından bahsedilmektedir. Evet, peygamberlik zincirinden yine nüzul, peygamberlerin gönderilme sıralamasına göre Nuh Aleyhisselam'dan sonra Hud Aleyhisselam vardır. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, insanlık tufanla helak olduktan sonra yeryüzünde insan kalmadı. Sadece Hazreti Nuh'un gemisine binen kaç kişi ise 80 kadar mümine, hatta hayvanat bile oradan indikten sonra yeniden çoğaldılar. Hazreti Nuh'un çocukları içinde Sam, bu Hazreti Nuh'tan sonra 600 sene yaşadı. Değişik çocuklarından değişik kollar var. Mesela Sam'ın oğlu İrem. Çünkü Hud Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderdiği kavmin medeniyeti İrem. İrem mezâtil imâdilleti lem yuhlak mithlühe fil bilâd diye Fecir suresinde anlatılan İrem bağları tarihte meşhur. İşte bu İrem isminde Sam'ın birinci oğlu İrem ismindeki şahsın o medeniyeti o şekilde muhteşem bir medeniyet kurmasıyla o zatın ismi verildi bu medeniyete. İrem ismi Kur'an-ı Kerim'de de geçtiğini az önce anlattım. İrem'den sonra Aus var. Ondan sonra gelen ismi Ad. Ad sonra İrem'den sonra kavme Ad kavmi. Ad ismi verilmiş kavmin genel adı olarak. Sonra Halut var isim olarak. Çocuğu yani bunlar. Rebah var. Abdullah var. Hud Aleyhisselam var. Yani Hazreti Nuh'tan sonra 7 nesil geçiyor. Hazreti Adem ile Hazreti Nuh arasında 7 nesil ve bunların da ömürleri uzun. Mesela Sam 600 sene yaşamış. Diğerleri de hemen hemen böyle yaşıyor. Ve Hud Aleyhisselam ile Hazreti Nuh yani 7. batında bir evlat artık Ad medeniyetinin veya İrem medeniyetinin en zirve noktalarında yaşıyorlar. Aradan kim bilir kaç sene, kaç asırlar geçiyor. İnsanlar yine dinden, imandan, peygamberin getirdiği mesajlardan uzaklaşıyorlar da uzaklaşıyorlar. Neticede bu İrem veya Ad kavmi Hazreti Nuh'un Sam ismindeki çocuğundan gelen yeryüzüne iyi yerleşmiş muhteşem bir medeniyetin adı ve oraya gönderilen peygamber de Hud Aleyhisselam. Hud hidayet veya hediye kökünden gelir. Güzel bir isim. Ve Hazreti Hud Aleyhisselam o kadar çile çekti ki onlar da iyice Hazreti Nuh'tan önce, kavim de Hazreti Nuh'tan önceki dönem gibiydi. Yani artık putperest olmuş, bağları var, muhteşem ve bir de bunların farklı bir tarafı var, ticaretle uğraşıyor. Ve Hazreti Hud Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak onlara peygamber olarak gönderiyor. Zühdü takva ve ibadet ehli Hazreti Hud Aleyhisselam çok cömert ve şefkatli, yoksullara bol sadaka veren bir zattı Hazreti Hud Aleyhisselam. Geldiği kavmin adı Ad. Ad kavmi iki tanedir. Bir Ad-ı Evvel, bir de Ad-ı Sani. Ad-ı Evvel Hazreti Hud Aleyhisselam'ın peygamberlik vazifesini yaptığı kavim, bunlar toptan helak oldular daha sonra bu Hud kavmi, Ad kavmi daha doğrusu, Hud'un kavmi olan Ad,
Bunlar da ahlaksızlık çok ileriye gitti. Erkekler yakaları böyle birkaç gömlek düğme açık yaşardı. Bağırları açık yaşardı böyle erkekleri. Erkekleri bol sakız çiğnerdi. Bunları maddeleştirmiştim. Siz de bakabilirsiniz. İnternetlerde vardır. Ad kavminin kötü yönleri. Neler yaptılar? Ne haltlar işlediler? Dikkat buyurun. Önemli bir cümle söylüyorum. Biz de bir insana kızdık mı? Şahsiyetsiz insan. Beceriksiz. Karaktersiz. İnsana adi insan deriz. Adi. O ad kelimesinin sonuna aidiyet eki olan i geliyor. Mesela Mekki dendiği zaman Mekkeli, Konevi dendiği zaman Konyalı, Bağdadi dendiği zaman Bağdatlı demek. Adi de hareketleri, tavırları ad kavminin hareket ve tavırlarına benziyor manasında hakaret için biz de Türkçemizde bir adama karşı hakaret ifadesi olsun diye çok adi adam deriz. Ad kavmi ile bizim de bugün Türkçemizde hala adi kelimesi arasında böyle bir bağlantı var. Ama adi ifadesi, ad ifadesi daha doğrusu Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın torunlarından olan Sam, İrem, Aus, Ad 4. batındaki Hazreti Hüd'ün dedelerinin bir ismi olarak bu kavramlar içerisine, kayıtlar içerisine girmiştir. Ad-ı Sani de bir diğer ismi de Semud kavmi. Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kavmi. Evet, Ad-ı Evvel Hazreti Hüd'ün kavmi. Ad-ı Sani Hazreti Salih'in kavmi. Ve diğer adı da Semud kavmi olarak tarihte yerini almıştır. Bu Hüd Aleyhisselam'ın kavmi olan Adi kavminin olduğu, yaşadığı yerlere gitti fakir. O bölgelerde gezdim, dolaştım. Özellikle Oman, Oman'dan batıya doğru Yemen'in yarısına kadar o bölgeler deniz kenarı zaten ve muhteşem şehirler kurmuşlar. Ve bu muhteşem şehirlerin genel adına da Ahkaf deniyor. Ezberleyin. Kur'an-ı Kerim'de Ahkaf suresi de vardır. Ahkaf suresiyle yan yana anlatılan surelerden bir tanesi de Câsiye suresidir. Câsiye suresi. Ve terâ külle ümmetin câsiye ayetiyle Câsiye suresi isimlendirilmiş. Câsiye dizlerini yere vurmuş. Vücudu yukarıda, başına musibetler ve belalar geliyor ama çaresiz, sıkıntılar içinde çaresiz, kurtarmaya gelen yok. Elini göğsüne vuruyor, yüzüne vuruyor, tarıyor kendisini ama hiçbir fayda yok. İşte buna Câsiye hali deniyor. Kıyamet gününde bir tablodur bu. Kıyamet gününde bazı insanlar o Câsiye halini yaşayacak. Ve işte bu Câsiye haline maruz kalacak insanların da pek çoğu Ahkaf ehli, Ahkaf'ta yaşayanlar olacaktır. Ahkaf önü deniz, güzel bir deniz, kumsal hemen kenarı, arkaya yamaca dağa doğru gittikçe de rahatlayan ve yeşillenen ağaçların bol olduğu, tam rahata ehli dünya için tam şehvete açık olan bölge adları Ahkaf suresinde de bunlar anlatılır. İşte Hazreti Hüd'ün kavmi olan Adi kavminin o şehirleri genel adı Ahkaf'tır. Ahkaf'ta yaşayan bu insanlar İrem bağları var. Bizim bugün daha yeni teknolojilerle şöyle uzun sopalarla yukarılara çıkarttığımız asmaları, ağaçlar, meyve dalları o zaman en zirve dönemini yaşıyordu.
Ahkaf, her türlü meyve var, şehvete açık akarsular var ve bunlara İrem medeniyeti veya İrem bağları deniyor. İrem de az önce söyledim, Hazreti Nuh'un torunlarından bir tanesinin adı. Ama zamanla o bağlara verilen, medeniyete verilen isim de olmuş. Ve işte aynen 7 gece 8 gündüz içerisinde Cenab-ı Hak bu kavmi bir anda hak ile yeksan etti. İskeletleri yerde kaldı, yanık olarak kaldı. Aylarca da yağmur da yağmadı. Kuraklık içerisinde akıbetleri. Evet, Hazreti Hud aleyhisselamın kavmi Ad, Hazreti Hud aleyhisselamı dinlemediler. Aynen Hazreti Nuh'un durumu gibi. Hazreti Hud aleyhisselamın, şöyle baktım tarihlere, 464 sene yaşamış. Genelde 40 yaşında peygamberlik geldiyse 424 sene orada anlatmış da anlatmış. Kur'an-ı Kerim'de bu farklı yerlerde destanlaştırılıyor. Ve onlara karşı ilk sözü de Kale ya kavmi ya'budullâhe mâ leküm min ilâhin gayru efelâ tettekûn olmuş. Aynen yukarıda anlattığımız birinci sohbette Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın sözünü tekrar etmiş. Ve burada sadece bir ayrıntı var. Hazreti Nuh Aleyhisselam İnne ehafe aleyküm azabe yevmin azim demiş cümlenin sonunda. Burada ise Hazreti Hud efele tettekun, Allah'tan korkmuyor musunuz? İkisi de aynı manaya da geldiği söylenebilir. Hazreti Hud'un kısa hayatı, Ad hakkında kısa bir malumat sundum ve şimdi devam edebiliriz. Yalnız Hazreti Hud aleyhisselam kavmi helak olacağı zaman kavminden çok ihlaslı gördüğü, samimi gördüğü insanları Mekke'ye gönderdi. Mekke'de başlarına, kavmin başına bela ve musibet gelmemesi için dua etmelerini istedi. Onlar gittiler. Sayılar hakkında farklı rakamlar var. Mekke'de Kabe'de aylarca kaldı ve dua ettiler. Ya Rab, kavmimizin başına bir bela verme diye, ama kavmi öyle şarlatan hale geldi. Öyle peygambere baş kaldıran ağır laflar. Çünkü Hazreti Nuh'a çılgın dediler. Çılgın. Sen çılgın bir adamsın. Onun için başlarına da çılgınca bir bela geldi. Hazreti Hud aleyhisselam, Suat Hoca'nın da bahsettiği gibi oraya yakın bir yere mi defnedildi vefat edince, bir görüş bu. Benim bir hayli kaynaktan öğrendiğime göre sonra kavmi helak olurken Hazreti Hud de Mekke-i Mükerreme'ye geldi. Ve o oradayken kavmi orada toptan helak oldu. Ve Kabe'nin yakın çevresinde Hud aleyhisselamın metfun olduğu söylenir. Hac da yaptı, hac vazifesini de yaptı Hazreti Hud aleyhisselam. Hazreti Nuh gemiyle dolaşarak, Hazreti Hud aleyhisselam da bizzat Kabe'ye gelerek orada hac vazifesini de yaptı. Ve Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki, Kabe'nin bahçesinde, bu hatim çevresinde 70 tane peygamberin metfun olduğuna dair Efendimiz'den nakledilen rivayetler de vardır. Kur'an-ı Kerim'de onların bu hali perişaniyeti Fecir suresi 6 ve 9. ayetler arasında ifade ediliyor. Bunları bilirsiniz. Elem tera keyfe faale rabbuke bi'ad. Görmediniz mi? Rabbiniz Ad'i ne keyfiyete düşürdü. Hallerini ne yaptı? İrame zâtil imâd, ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem. O sütunlarla dolu İrem. Yani bugün bizim kazıklı bağlar yapıp böyle üzümleri, elmaları filan yukarı çıkarttığımız gibi öyle muhteşem bir ziraat ve lem yuhlak mitlühe fil bilet, o döneme kadar beşer tarihinde Hazreti Nuh'un kavmi dahil, Hazreti Adem'in ilk çocukları dahil onlar kadar görkemli, böyle güçlü,
yani boyları uzun, enleri geniş, güçlü insanları görmedi. Allah öyle kimse o zamana kadar yaratmadı diyor ayette. O kadar bağlarda, bahçelerde bakımlı olunca o yeme, bağ, bahçe ile onların da lem yuhlak mitlühe fil bilet olması arasında fiziki ve ayetlerin derin manası içinde bir bağlantı olabilir. Ve semudellezine cebü sahra bil vadi. Vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud, o da Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kavmi, onların da kıssası içerisinde az bir dahaki sohbette o da gelecek. Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kavmi üstünde duracağız. Hazreti Hud Aleyhisselam böyle dedikten sonra o kavmi, melesi, ileri gelenleri ne dediler? 66. ayet, buyurun. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. 66. ayet. Kavminin kafir yetkilileri biz dediler, seni bir çılgınlık, bir beyinsizlik içinde bocalar görüyoruz ve senin yalancılardan biri olduğunu düşünüyoruz. Aynı şey işte geçiyor. Yukarıda anlattık. Bu tercümesiyle beraber anlaşılmıştır. 67. ayet. Kâle ya kavmi leyse bi sefâhetun velâkinni rasûlun min rabbil âlemîn. 67. ayet. Ey halkım dedi. Bende çılgınlık, beyinsizlik yok. Ben sadece Rabbül Alemin tarafından size bir elçiyim. Evet, bu da aynen Hazreti Nuh'un kavminin demesine karşı verdiği cevap gibi Hazreti Hud Aleyhisselam da cevap verdi onlara ve çok tatlı ifade kullanıyor. Ya kavmi demek, ya kavmi demektir. Ey kavmim, ey kavmim. Yani yalvarırcasına şefkati bağrından çıkan merhamet ses tonu olarak anlatıyor ve burada da yine Hazreti Hud Aleyhisselam velakinni rasulun min rabbil alemin hatteteni kalbi an rabbi diyen veli ile hatteteni kalbi an rabbil alemin diyen nebi arasında az önce anlattığım fark burada da kendini gösteriyor. Ve bütün bunlardan sonra Hazreti Hud Aleyhisselam yine onlara karşı diyeceklerini demeye devam ediyor. Buyurun 68. ayet. Ubelligukum risalati rabbi ve ana lekum nasihun emin. 68. ayet. Size Rabbimin buyruklarını tebliğ ediyorum. Ben sizin iyiliğinize çalışan, sizi uyaran, güveneceğiniz bir insanım. Evet, aynı şeyler Hazreti Nuh'un da cümlelerinde geçmişti. Devam ediyor Hazreti Nuh. Hazreti Hud şimdi 69. ayet. Ev'acibtum en ca'ekum zikrum min rabbikum ala raculin minkum liyunzirakum vezkuru iz ca'alekum hulefâ'e min ba'di kavmi Nuhin ve zâdekum fil halqi bastan. Ayet. Sizi başınıza gelebilecek tehlikeler hakkında uyarmak için sizden birine Rabbiniz tarafından bir tebliğ gelmesine hayret mi ediyorsunuz? Hatırlayın ki o sizin Nuh kavminden sonra onların yerine geçirdi ve sizi bedenen güçlü, kuvvetli, gösterişli kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp zikredin ki felah bulasınız. Evet, Nuh Aleyhisselam'ın irşat tarzıyla uslub olarak da aynı. Sadece burada bir farklılık var. Hazreti Nuh'tan sonra onların yerine geçen daha güçlü, daha kuvvetli hem medeniyet olarak, İrem medeniyeti olarak ve hem de fiziki yapı olarak yani
buradaki o tabir sizi bedenen güçlü, kuvvetli, gösterişli kıldı. Lem yuhlak mitlüha fil bilad, Fecir suresindeki o ifade ile de hem fiziki, kemik vesaire yapıları, vücutların iri ve güçlü olması daha önceki Hazreti Nuh dönemine kadar, Hazreti Adem dönemine kadar gelmiş, yaşamış, geçmiş bütün insanlardan daha güçlü medeniyetleriyle beraber ve Allah'ın onlara sağanak sağanak nimet vermesi. Onlar tabi o nimetleri kendilerinden bildiler. Allah'ın nimetlerini unuttular. Allah'ın verdiğini unuttular. Ben demeye başladılar. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp zikredin ki felah bulasınız diye hatırlattı Hazreti Hud. Unuttular, şımardılar, baş kaldırdılar ve Hazreti Hud'a karşı onu yok etmek için tedbir üstüne tedbir almaya başladılar. Bu mevzu zaten Kur'an'da az önce okuduğumuz Fecir suresindeki ayetlerde de geçiyor. Bakalım sonuçları ne olmuş? 70. ayete geldik. Evet. Kalu ecitena lina'budallaha vahdehu ve nezera ma kâne ya'budu âbâuna fe'tina bimâ ta'iduna in kunte minas sâdiqîn. 70. ayet. Ya dediler, sen bize yalnız Allah'a ibadet edelim, atalarımızın taptıklarını ise bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bizi tehdit edip durduğun o felaketi başımıza getir de görelim. Bizim Türkçemizde buna kaşınma denir. Buna kaşınma denir. Hazreti Nuh da, Hazreti Hud aleyhisselam da zaten işaretlerini verdi onlara. Bak başınıza bela gelmesinden korkuyorum dedi mesela Hazreti Nuh. Aynı manaya yakın Hazreti Hud de bunları söyledi. Fakat buna rağmen hala inanmıyor, inatlaşıyor, gurur ve kibirleri devam ediyor. Allah'ın nimetlerini unutmuş, şükür yok, ibadet yok. Ecdatlarının dinine bağlı, ataların dini. Bu çok büyük bir problemdir. Burada iki şey söyleyeceğim. Söylemem gerekiyor. Bunlardan birincisi, her peygamber geldi kavmine, kaşalaşmış kavmine anlattı. Onların çoğu da dediler ki inne vecetne ebaene kezalike yef'alun. Yani bir Allah'a tapın deyince, hatta Hazreti İbrahim, ya aklı mantığı olmayan, size faydası zararı olmayan bu putlara niye tapıyorsunuz diye onları aklen de ikna edince, onlar diyecek bir şey bulamayınca şöyle dediler. İnna vecetne ebaene kezalike yef'alun. Valla biz de bilmiyoruz niye bu putlara tapıyoruz ama geldiğimiz zaman biz babalarımızı böyle yapar bulduk. Babaların dini, ataların dini, örfe girmiş olan tavırlar ve davranışlar yeni terü taze peygamber eliyle gelen hakikatleri kabul etmeye mani oluyordu. Bu çok önemli. Bu bir. İki, toplumun adet ve göreneklerini değiştirebilmek çok kolay değildir. Hazreti Nuh putperest olan kavmine 910 sene anlattığı halde onları değiştiremedi. Üstad 19. sözde Efendimizin nübüvvetini anlatırken diyor ki, onların demlerine, damarlarına kadar işlemiş olan kötü adetlerini, ahlaklarını bir anda ref edip onun yerine en güzel ahlak ile donatması. Bu Efendimizin farklılığını gösteriyor. Hazreti Nuh 910 senede değiştiremedi insanları. Değişmez yani. Şimdi Osmanlı'nın 18. asırdan itibaren çökmeye başlamasından sonra hürriyettir bugünkü manasıyla, laikliktir, cumhuriyettir, demokrasidir, atacılıktır vesaire 300 sene bu kadar bir köhneleşmiş duruma düşen iman, inanç noktasıyla bu hale gelen toplumu
Böyle hemen bir siyasi parti kuralım, devleti ele geçirelim, vuralım yukarıdan bir balyoz, milleti hizaya getiririz. Olmaz bu. Tarihin psikolojisini bilmemek, peygamberlerin tarihini bilmemekten ileri geliyor. Bugünkü iktidar ve mantığının düştüğü en büyük felaket de budur. İnsanlar kendisine geldi ama menfaatperestler, hırsızlar, soysuzlar geldi. Ve saffet de gitti, riç üstüne riç, pislik üstüne pislik bir toplum meydana geldi. Şimdi de zaten buna dikkat çekecek. Bu ayetten anladığımız bu mesele. Şimdi geldik 71. ayete. وَلَقَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ 71. ayet. İşte dedi, üzerinize Rabbinizden bir azap fırtınası ve bir hışım indi. Siz, sizin ve atalarınızın uydurduğu ve zaten tanrılaştırılmalarına dair Allah'ın da hiçbir delil göndermediği bir takım boş isimler hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Gözleyin öyleyse azabın gelişini. Ben de sizinle beraber gözlüyorum. Yavaş yavaş tehditler artıyor. Onların inatları artıyor. Hazreti Nuh'un da, Hazreti Hüd'ün de, estağfurullah. Hazreti Hüd'ün de tehditleri artıyor burada. Onların üstüne gönderilen riş ve gadab. Riş pislik demek aslında ama fakat burada risk kelimesini mecazi olarak azap şeklinde de anlayabiliriz. Yani Rabbinizden gelen bir risk var. Bak yavaş yavaş azap göstergeleri var. Siz risksiniz. Siz pis yaşadınız. Pislikler içinde yaşadınız. Onun için onlara tariz olsun diye onlara gelecek olan bizde hışım dediğimiz hışım. Yavaş yavaş bela gelebilecek, gelecek belanın alametleri siz riç olduğunuzdan burada da riç kelimesiyle mukabelede bulunması Kur'an'ın belagat açısından oldukça nükteli ve gadab da öfke, kin demek, gadır demek ve gelebilecek olan gadab fırtınasına dikkat çekiyor. Yani onların helakı burada artık mühürlenmiş. Allah karar vermiş daha üstlerine gelmese de. Ama Hazreti Hüd diyor ki demek onlar da putlara tapıyorlar. Etücedilüneni fi esmâin semmeytümühe entüm ve ebâüküm. Yani onların bir putları var. Putlara verdikleri isimler var. O isimlerle dua ediyor. O isimlere dua ediyor. Putlara ibadet yapıyor. Hazreti Hüd aleyhisselam bunları terk edin bak. Başınıza gelen, gelebilecek olan bu ris ve gadabın sebebi bu putlara tapmanız olacaktır manasında söylüyor. Siz onlar Hazreti Hüd'ün akıbetinin kötü olacağını bekliyor. Onun için fentaziru siz bekleyin diyor Hazreti Hüd aleyhisselam o kavme. Benim felaketimi yok olmamı istiyorsunuz. Halbuki ben size şefkat ediyorum. Ama inni me'ahkum minel muntazirin biz de sizin kötü akıbetinizi bekleyenlerden olduk. Şimdi de iki grup var. Birisi bizim kötü akıbetimizi bekliyor. Biz de birilerinin kötü akıbetini bekliyoruz. Bakalım sonuç nasıl olacak? Hazreti Hüd'ün kavmine benzeyen bu zalim topluluk Hazreti Hüd'ün kavmi gibi olacaktır. Cenab-ı Hak masumları muhafaza buyursun. Ve şimdi bununla yine alakası olan 72. ayet. Buyurun. فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ 72. ayet. Biz de onu ve beraberinde olanları tarafımızdan bir lütuf olarak kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp iman etmeyenlerin ise kökünü kestik. Evet, bu iman edenlerin kurtulması, az önce arz ettim. Hazreti Hud aleyhisselam onları Kabe'ye gönderdi. Sonra kendisi de gitti. Yani öyle bir temizlenme oldu ki müminler helakete maruz kalmadılar. Müminlerin dışındakiler de toptan bu felakete, helakete maruz kaldılar. Bu çok net bir ayrımdı. Ama şimdi Cenab-ı Hak bir musibet gönderince içinde masumlar da olabiliyor. Ve burada anlatılan bu manayı Cenab-ı Hak Hakka suresinin 6, 7, 8. ayetlerinde de ifade buyuruyor. Ayetin ayetle tefsiri olarak Kezzebet Semudu ve Adun bil Kari'ah 4, 8 Hakka 4, 8. ayetler Fe emme Semudu fe uhliku bit tagiyeh Ve emme adun fe uhliku bi rihin sarsarin atiye sahharaha aleyhim seb'a leyalin ve semaniyete eyyamin husumen fe teral kavme fiha sar'a ke ennehum e'acazu nakhlin khaviye fe hel tera lehum min bakiye. Yani Semud ve Ad ikisinin helakı burada, kapılarını çalacak felaketi asılsız saymışlardı. Hazreti Hud aleyhisselam geldi, böyle anlattı, tatlı anlattı, nasihat ediyorum dedi, şefkatliyim dedi size. Ama dinlemedi, baş kaldırdı. Yavaş yavaş bak üstünüze ris gelecek, gadap gelecek dedi. Bu putlara tapmayın bak bunun üstünden başınıza bela gelecek. Ben de bekliyorum bak gelecek dedi. Dedi ama inanmadılar, asılsız saydılar. Ve Semud kavmi çok şiddetli bir deprem ile helak edildi. Semud kavmi bir dahaki sohbette gelecek. Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kavmi. Ad halkı ise dehşetli bir kasırga ile yok ediliverdiler. Dehşetli bir kasırga. Allah o kasırgayı ard arda 7 gece 8 gün. Bu Kur'an'da 7 gece tabiri çok geçer. Ayrı bir sohbet mevzusu. 7 gece 8 gün onların üzerine gönderdi. Öyle ki orada bulunsaydın o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Ya bu söz Efendimiz'e ya da Hud aleyhisselama. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musunuz diyerek Hazreti Nuh'un kavminin helak olmasından ders almayan Hazreti Hud'un kavminin kavmi olan Ad'in de başına gelenler bunlar oldu. Cenab-ı Hak bütün peygamberlerin anlattığı hakikatlerden ders alıp Cenab-ı Hakk'ın gadab ve kahrından rahmaniyet ve rahimiyetine sığınıp hayatımızı iman ve ibadet, ibadetini hakkını vererek geçirmeye, müstakim olarak yaşamaya bizleri muvaffak kılsın. Amin. Bi hurmeti Seyyidil Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.